Serebral palsi beyinde oluşmuş bir hasar nedeniyle gelişmektedir. Bu nedenle erken dönemde ilgili anne ve baba tarafından fark edilebilir. Fark edilecek şey çocuğun doğal hareketlerindeki farklılıktır. Bu farklılık iki şekilde olabilir. Ya hipotoni dediğimiz aşırı gevşeklik. Yani bebeği soydunuz, masanın üzerine koydunuz. Kol ve bacak hareketleri çok sınırlıdır kendisi istemli hareket ettiremiyordur. Pelte halindedir. Bu birinci grup olgular. Yüzde 35-40. %60 olgu ise tam tersi spastisite ile kendini belli eder. Spastisite nedir? Bizim kas kıvamımızda sertlik yani çocuğun hareketleri kısıtlanmaktadır. Beyin dokusu uzuvlara istediği yumuşaklıkta hareketi yaptıramamaktadır. Genelde 4-5 aylık iken fark edilir. Üçüncü önemli noktada çocuğun gelişme evrelerinin geç kalmasıdır. Bu ne demek? Örneğin bir bebek 3 ayın sonunda iyi başını kontrol edebilmelidir. Bu olmamışsa, yine bir bebek destekli 5-6 ay, desteksiz 7-8 aylıkken oturabiliyor olması gerekir. Bu eğer oluşmamışsa bundan şüphelenilmeli ve konunun uzmanına mutlaka başvurulmalıdır.